en iyi olarak bilinir. Ama bende iki tane Tek 90 var. Biri siyah, biri mavi. Bir tane Tek 90'ım Türkiye'de, onu paramparça etmiştim. Çünkü çok böyle bayağı uzun süre kullandım. Artık delinmeye, yırtılmaya başladı dizlerinden ve poposundan falan. Popo kısmı artık oturmaktan yırtılmıştı şuraları. Bir tane siyah Tek 90, bir tane mavi var. İkisi de çok güzel ama şöyle bir durum var. Materyal çok kalın olduğu için böyle günlük kullanımda insanı yormaya başlıyor. Yani sıcak oluyor, biraz böyle hareketinizi kısıtlıyor. O yüzden ForRiders olanları kullanıyorum. ForRiders olanlar biraz da esnek buralar. Yani her gün her dakika düşmediğim için bu da işimi görür diyerekten yumuşak olanı kullanıyorum. Yine siyah ForRiders var şurada. Bu da işimi görüyor yani. Çünkü materyali biraz daha esnek. İçi her yeri yine Kevlar. Problem yok. Yanlarda da cepleri var. Koruma cepleri. Dizlerde de dizlikleri var. Ama genelde bunu kullanıyorum. Çünkü daha rahat, daha konforlu. Diğeri çok kas katı oluyorum yani giydiğim zaman. Aslında bedenleri falan, ölçüleri her şey aynı. Bakalım şöyle. Bu ForRiders'ınki. Akordiyonlu dizlikler. Bu Tek 90. Biraz kalın yani. Aslında kalın güzel ama yani mesela bu Tek 90'dakinde akordiyon gibi mekanizmalar yok. O yüzden biraz rahatsız edebiliyor. İçi de böyle gördüğünüz gibi Kevlar dolu. İyi yani, ikisi de iyi. Kalite, güvenlik konusundan hiçbir şeyleri yok bence. Farkları yok yani. Sadece ForRiders bir tık daha esnek. Şimdi şurada iki tane. Bu da uzun yola gittiğimde giydiğim bir şey. Hafif eşofmana benziyor ama termal içlik. Bunun altı da var. Tam eşofman gibi. Neydi? Termoform markası. Anlatılacak pek bir şey yok. Güzel, rahat. Uyurken de giyilebiliyor. Uzun yoldayken mesela motor kıyafetinizi çıkarıp bununla direkt yatağa girebiliyorsunuz. O güzel. Bunun markasını unuttum ama bilindik bir markaydı. Yine Prohel falan olması lazım. Ön kısmı bu windstopper alt için. Ön kısmı, bu arka kısmı biraz ince bir materyalden ama naylon. Ön kısmı biraz daha kalın. Bu dalgıçların kullandığı materyale benziyor. Ne diyorlar? Bir şey diyorlardı da unuttum. Ona benziyor. Çok güzel soğuktan koruyor ama bunun içinde bir kere terlersen yandın yani. O ter böyle yapış yapış oluyorsun, ıslak oluyorsun, kurumuyor, su teri dışarı atmıyor. O çok rahatsız edici. Bir de böyle eldiven içliklerim var. Şöyle göstereyim. Bunlar da çok çok soğuk havalarda eldivenizin içine giyebiliyorsunuz. Nox marka. Cidden sıcak tutuyor. Tabi ama eldiveniz çok darsa elinizi çok kasabiliyor ama böyle aşırı soğuklarda 3-5 derecelerde rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz. O açıdan bunu da öneririm arkadaşlar. Eğer çok soğuk bir yerde yaşıyorsanız falan, ondan hani, yoksa İstanbul'da pek kullanılacak bir şey değil. Burada da yengenizin kıyafetleri var. Bunlar termal içlik. Dainese marka. Bunları bilen bilir zaten, bayağı kaliteli, sıcak tutuyor. Benimkiler tabii dandik biraz da. Şöyle koyalım. Dainese. Burada yine artçı için olan bir, ne diyorlar, hoodie. Motosiklet hoodiesi Kevlar. Şurada gördüğünüz gibi Kevlar materyalden yapılmış. Kalın. Şapkası da var böyle. Sanki günlük kullanım için ama bayağı cool bir motosiklet kıyafeti. Bayağı bunu beğenmiştim. Bunun markası da Booster. Booster. Burada çok burada böyle biraz daha makul fiyatlı marka olarak görülüyor. Bunun ikinci, üçüncü kıyafetinizi, ceketinizi bu markadan alabiliyorsunuz burada. İç kısmı tamamıyla file gibi zaten. Hiçbir rüzgarı engelleme şey yok. Tamamen yazlık. Rüzgar direkt içine giriyor. Şurada bir tane Alpinstars deri ceketimiz var. Bayağı ağır. Bu da tabii racing kullanımı için. Deri ceket güvenli. Bununla herhangi bir kazamız olmadı. Bu eşimin bu arada. Bayağı sağlam, güvenli ve çok şık duran bir ceket. Bu da bizim Harley Davidson olayından sonra aldığımız bir ceket. Yine artçı için. Harley Davidson ceketi. 4 mevsim bence bu. Yazın da kışın da kullanılabiliyor. Şöyle. İç kısmı bayağı farklı bir yalıtım malzemesi gibi. Böyle benim hiç daha önce görmediğim bir malzemeden yapılmış. Tam detaylarını bilmiyorum. İncelemedim çünkü. Bunun içerisinden şöyle de bir içliği çıkıyor. Bu da yine hoodie, Harley Davidson hoodie'si ama tam içerisine monte edilebiliyor. Üzerinde logosu falan filanı var. Yani zaten Harley Davidson logosu konulduğu zaman bir şeyin üzerine bir 200-300 euro daha pahalıya geliyor. Bu da içerisine monte edilebiliyor. Bir bozuk para sesi geldi ama yok, değilmiş. Tüh. Evet, şimdi neler kaldı?
Eldivenleri anlatayım size. Eldivenlerde bunlar yine artçı için. Markasını tam okuyamadım. Yazlık. Bunlar benim yazlık eldivenlerim. Five Gloves. Bayağı güzel, rahatlar. Bunlar Türkiye'deyken kullandığım yazlık eldivenlerim. Neydi adını hatırlayamadım. Bunları çok beğeniyorum. Bunlarla bir kere de kaza yaptım bu arada arkadaşlar. Sol tarafa, az önceki yazlık ceketimde bunu kullanıyordum. Bir araba bana çarpmıştı. Karşı şeride uçup takla atmıştım. Çok eğlenceli değildi. Adam hatta kaçıyordu falan. Sonra ileride böyle bir 100 metre ötede durdu yani. Anladı kaçamayacağını. Çünkü kamera çok vardı olduğumuz yerde. Bunun da avuç içleri bu eldivenin kanguru derisi. O yüzden hissiyatı çok iyiydi, gaz hissiyatı. Ama çok kısa sürede delinmeye başladı parmakları. Yırtılmaya başladı. Ama böyle o kadar beğeniyordum ki atmaya kıyamadım. Hala duruyor. Yani dursun artık bir şey yaparız diye düşündüm. Burada uzun eldivenler. Bunlar benim en eski kullandığım uzun bilekli eldivenlerim. Yine Five Gloves. Bunlarda şöyle bir problem oluyordu. Bunları kullandığımda mesela 2 saat sürdüğümde bunlarla parmaklarımda ve elimin birçok yerinde şey olmaya başlıyordu. Dikiş izleri çıkmaya başlıyordu. O çok kötüydü ama onun dışında güvenli bir eldivendi. Herhangi bir kaza yapmadım. Şurada hemen beyazlıklardan anlayabilirsiniz. Hemen böyle ezmeye başlıyor insanın elini. Belki çok sık kullanmadığımdan, belki başka bir şeyden bilmiyorum. Bunu bilen bilir. Android, Nox. Bu eldivenlerimi de çok beğeniyorum. Bunlar çok rahat. Ama yine uzun süre kullandığımda, böyle uzun yol, bir saatten fazla kullandığımda yine elimi biraz kasmaya başlıyor, rahatsız etmeye başlıyor. Belki biraz çok sık kullanmıyorum. Genelde yazlık eldivenlerimi tercih ediyorum. Onlar çok rahat oluyor kullanmak. Yani problem de olmuyor. Bunlar çok hoş. Burada kışlık eldivenlerim var. Mesela şurada Held'in kışlık eldiveni var. Bundan da memnunum. Tura bununla gitmiştim. Uzun yola. Avrupa turum için. Bunları kullanmıştım. Gördüğünüz gibi çok iyi. Sıcak tutuyor ama aşırı soğukta soğuğu hissediyorsunuz. Elcik ısıtmanız olması lazım. Bayağı güzel. Şöyle... Yine Revit, yağmur geçirmiyor. Bu ikisi yağmur geçirmiyor bu arada. Ama şu Revit güzel ama deri olduğu için soğuğu biraz geçirmeye başlıyor çok kısa sürede. Yani bu biraz daha geç başlıyor soğuğu almaya ama bu biraz daha çabuk alıyor. Yağmur geçirmiyor olması tabii bir avantaj. Elcik ısıtmanız varsa problem yok. Bunlar da For Riders'ın eldivenleri. Bunlar da sıcaklık konusunda iyi ama yağmurunu test etmedim. Sıcak tutuyor. Çok eski, çok az kullandığım eldiven. Öyle arkadaşlar. Bir de şu maskeleri göstereyim. Bu arada uzun yolda bel koruma da kullanıyorum gördüğünüz gibi. Dainese bel koruma ve Held var. Held soft bir Held bel koruma. Böyle eğilip bükülebiliyor. Ama bu sert. Sonra şurada yine Nox maske var. Kaskın altına takmak ve boynumu korumak için. Bundan bayağı memnunum. İç kısmı bayağı güzel. Çok rahat ve sıcak tutuyor. Hiç hissetmiyorum soğuğu bunları kullandığımda. Burada bir tane maskem var, naylon. Bunu hiç sevmiyorum çünkü şu kenarlarda dikişler var. Kaskı çıkardığımda alnımda acayip dikiş izleri oluyor. Böyle Frankenstein gibi oluyorum. Sonra bu var. Bu da kaskı takarken hiç kaymıyor. Hep kaska takılıyor. Yani yine de dikişli gördüğünüz gibi. Kaskı takana kadar zaten kafamdan yamuluyor, çıkıyor falan. Gözümün önüne falan geliyor o kısım. Bunu da hiç önermem. Aralarında en beğendiğim ve en dandik olanı aslında bu. Yani dandik derken materyali kötü. Naylon, dikişleri yine var. Onu artık kaskın oturduğu yere getirmemeye çalışıyorum. Naylon olduğu için çok kolay kask girip çıkıyor kafama ve çok hissetmiyorum. Ve yazın bunu kullanıyorum rahat. Naylon olması kötü. Bir de For Riders bambu vardı. Bambu da aynı bunun gibi yine kaskı takarken kafamda dönüyordu sağa sola. Ama tabii materyali çok daha iyiydi. Enduro ekipmanları kaldı arkadaşlar. Enduro ekipmanlarında şöyle hemen çantaları da göstereyim. Bu XL Moto'nun gönderdiği bir çanta. Hard, dışı sert. İç kısmı böyle kabuk gibi. Bayağı kullanışlı, bilgisayar cebi vesairesi var. Ufak tefek yerlere giderken bunu kullanıyorum çünkü sırtıma tam oturuyor. Rüzgardan etkilenip sallanmıyor. Böyle şehir içi güzel oluyor. Bir şeyler taşırken kameramı, fotoğraf makinemi içine koyuyorum. Sonra bir tane daha Held'in var. Bu biraz ayı gibi olduğu için bunu sadece uzun yolda kullanıyorum. Büyük yani. İç hacmi de büyük. Kendisi de büyük. Kolları da büyük. Rüzgardan yine pek etkilenmiyor. Kollarını eğer takmazsan tabii çıkıyor. Ama kollarında burada klipsler var. 3 tane falan. Bu klipsleri takarak
Şöyle göstereyim. 3 tane mi neydi? 2 tane herhalde. Evet. Klipsleri takınca taş gibi oturuyor. Bunun özelliği aslında bir yandan da göğüs koruması olması. Burada da korumalar var. Ön kısımda da sizi koruyor. Arkadan da koruyor. Belinizi tabii bunları klipsleri kapattığınızda belden de sizi koruyor. Ve üzerinde bir yağmurluk cebi var. Yağmurluğunu çıkarabiliyorsunuz. Bunun neredeydi? Bakayım içinde mi? Aynen. Bunu çantanızın üstüne takabiliyorsunuz. Güzel bir yağmurluğu var. Alt kısımda da büyük olmasının avantajı tabii. Alt kısımda da ne vardı? Böyle bir şey vardı. Biraz zor çıkıyor. Bu da kask çantası. Böyle çantanızın önüne kask takabiliyorsunuz. Bayağı ekstrem bir kask, çanta yani. Öyle her gün kullanılacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Sonrasında burada yine uzun yolda kullandığım depozito çantam var. Heldi marka. Burada onun yağmurluğu var. Burada yine Wildes oturma koltuk koltuk jel selesi. Şöyle için göstereyim. Bunlar bayağı konforlu oluyor. Çok uzun yolda sürüyorsanız. Bu şekilde iki tane var. Bir tane de artçı için var. Bunları hep Avrupa turunda kullandım. Çok memnun kaldım. Burada bilimum lastik bağlantı, ip mi ıvır zıvırlar var. Bu çanta da çok iyi oluyor. Mesela şuraya bozuk paraları koyuyorum. Bir benzinciye gidince falan. Böyle işimi kolay görebiliyorsun. Cebinden çıkar o bu şu derken bayağı uğraştırıyor. Gördüğünüz gibi bir boyun koruması var. Bu enduro offroad yaparken yani bilirsiniz belki eski arkadaşlar bilirler. Offroad motor kullanıyorum bazen kiralayıp böyle ormanda falan atlayıp zıplıyoruz. Çok güzel oluyor. Sizlere de öneririm. Bu boyun koruması arkasından yine Nox'un bir short gibi bir korumalığı var. Bu korumalık pantolonda bel kısmınızı yani kalçaları şurada gördüğünüz gibi bacaklarınızı ve kuyruk sokumunuzu koruyor. Çok riskli bir alan aslında kuyruk sokumu. Onun üzerine düşmek falan biraz sıkıntılı. Bunu her zaman kullanıyorum offroad yaparken. Bayağı terminatör gibi hissediyorum tabii bunları giyince. Yine Nox'un bir body armor var. Eskiden 4Riders body armor vardı. Onu ikinci el satmıştım Türkiye'deyken. Sonra bunu almıştım. Bunda da şöyle bir özelliği var. Göğüste de çok kalın büyük bir koruması var. Göğüs koruması. Bu çok beni etkilemişti. Hoş bir şey. Kaburgalarımı kırmak istemem yani offroad yaparken. Sırt kısmı da böyle. Sırtı da bayağı uzun. Kuyruk sokumuna kadar neredeyse geliyor. Hiç boş alan kalmıyor. Yanlarda da böyle. Dirsekler falan saymıyorum zaten. Her yeri korumalı. Bunlarla birlikte bazen Nox dizliklerimi takıyorum. Bunlar da soft korumalar. Bazen de Dainese korumaları, dizlikleri. Bunlar biraz ince ama iş görüyor yani. Çok böyle yükseklerden uçmayacaksan o gün. Bunlar da işinizi görüyor, rahatlar. Çünkü daha uzunlar yani bunlara göre. Arkasından forma, offroad botlarım var. Bunlarla ilgili anlatacak çok bir şey yok. Çok özellikli botlar. Titanyum, işte klipsler falan filan bir sürü şey var ama ayağımı koruyor yani. Ayağımı korudu bugüne kadar da. Üstüne motor da düştü ayağımın offroad yaparken. Ben de düştüm sağlam. O yüzden ayağım hala sağlam. Ayaklarım yerinde. O yüzden bunları öneririm. Güzeller. Burnu metal, tabanları metal. İçi sert. Biraz sadece parmağım bazen şuraya değiyor. Yani offroad yaparken atlayıp zıplarken baş parmağım bazen değebiliyor. Onun ölçüsünü ve numarasını çok iyi almak lazım. İç kısmı yumuşak ve plastik olduğu için motosikleti de çok iyi tutabiliyorum bununla. O açıdan bunu öneririm. Arkasından forma botlarım var. Bunlarla Avrupa turu yapmıştım. Venedik'te hatta ayağımı suya sokmuştum. İtalya'da, Venedik'te. Eğlencesine aslında öyle anlaşılması dedi ama. Su geçirmeme özelliğini hemen test edeceğim şimdi sizin için. Şu kamerayı biraz aşağı çevireceğim. Ayağımla birlikte sokacağım hatta. Oha düşüyormuşum suya, ne komik olur. Evet arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru çeviriyorum. Evet şu an ayağım suyun içinde. İtalya sularında botumuzu ıslatıyoruz. Evet gayet güzel ıslattık. Biraz daha ıslatalım. Ama serinlediğini hissettim. Evet gördüğünüz gibi çorap kupkuru. Botun dışı ıslak. Tuzlu su inşallah mahvetmeyecek botumuzu. Su geçirmiyorlar. Hala geçirmiyorlar. Kaç sene üzerinden geçti. Bu kısımdan hava alabiliyor ama su geçirmiyor. Çok ilginç, çok hoş bir şey. Buraları da file gibi ama kesinlikle su geçirme olayı yok. İçi de böyle. Hava alan
konforlu ama gezmeye gittiğinizde gezmek için o gezemeyeceğiniz, yürüyemeyeceğiniz bir bot ama birazcık gezebilirsiniz ama çok uzun süre dolaşamazsınız. Onun dışında bir problemi yok. Süper, su geçirmiyor. Bunlar da yine off-road'da kullandığım eldivenlerim bu arada. Bunları anlatmayı unutmuşum. KTM. Bayılıyorum adamların renklerini. Şurada da forması var. Oraya da astım. Buradan KTM'deki arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Böyle eline giyince çok güzel görünüyor yani. Çok hoş bir eldiven. İçi de böyle güzel. Gaz tepkisi iyi. Yumuşak yerler var çünkü gaz kolunu tutabilecek. Sonrasında Forerunner botlarım var. Bunlar daha yumuşak, daha ince. Çok kalın korumaları yok. Buralarında yanlarına korumaları var. Şöyle yakından göstereyim. Ama uzun süre kullanınca tabii çok da uygundu. 250-300 TL falan da biraz arkası önü açılabiliyor. Çok abanırsanız. Bunlar da yine XL Moto'nun bana gönderdiği botlar. Arkasında reflektif falan var. Bunları incelemiştim ama videosunu yayınlamamıştım herhalde. Yayınlayacağım onu da yakında editleyip. Bunlar çok iyi. Şu açıdan iyi. Bunları giyip gezebiliyorsunuz. Hem motor sürebiliyorsunuz. Çok yumuşaklar ve bileklerde de kalın korumaları var. Yani çok ince de bir bot değil. O açıdan çok iyi. Çünkü böyle bir şey arıyordum. Tam üstüne denk geldi adamlardan. Çok memnunum bunlardan. Bunları kullanmaktan. Buradan hava da alıyor. Gezebiliyorum da, arkadaşlarımla buluşabiliyorum da. O açıdan çok iyi. Son olarak zincir takoz işlerine girelim arkadaşlar. Zincirler var. Bazı kullandığım motorların diskleri büyük, küçük oluyor falan. Problem olmasın diye birkaç tane disk kildim var. O yüzden hepsini yanımda bulunduruyorum. Şu marka Zov 2 ya da Zov diye okunuyor bence. Segrage marka. Ve en güçlü olanı Abus'un diskildi. Bu da çok eski bir diskildi. Bayağı yıllar önce almıştım. Ona rağmen hala bir problem olmadan kullanıyorum. Granit dış kısmı. Şu anda çok pahalıdır muhtemelen fiyatı. Ama ben o zaman size söyleyeyim 300 ya da 350 TL'ye almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada yine Abus'un bir zinciri var. Tam modelini hatırlamıyorum. Yine çok sağlam ART etiketli. Yine burada başka burada Hollanda'dan aldığım bir disk, pardon, zincir var. Bu zinciri de aslında Vins marka, V-I-N-Z, Lok. Bu zinciri almamın sebebi sigortayla alakalıydı. Sigorta sizin zincirinizin faturasını görmek istiyordu. Aslında bende her şey vardı. Bunu aldım, faturasını sigortaya verdim ki eğer bir çalınma vesaire durumu olursa sigorta bana motosikletimin parasını geri iade etsin diye. Yine burada Secret markasının bir zinciri var. Bu elastik bir zincir. Böyle kısa mesafe etrafta bir yerlere gittiğim zaman bunu yanıma alıyorum. Çünkü bunlar çok ağır, cidden ağır yani. 3-4 kilo, 5 kilo vardır. Bu da bisiklet zinciri. Bunu da kask için kullanıyorum ama kask için o kask kilidi mekanizmasını almıştım. İnceleme videosunu kanalda bulabilirsiniz. Onu da kullanabilirsiniz ama şu anda ben kask kilidi olarak nadiren bunu kullanıyorum. Genelde hep yanıma alıyorum kaskı. Biraz taşıma durumu oluyor. Öyle arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur bu video. Bayağı uzun bir video oldu ama bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Sorularınız varsa lütfen sorun arkadaşlar. Bunlarla alakalı tecrübelerimi sizlere aktarmaktan mutluluk duyuyorum. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.